Dünyanın en iyi fantastik filmlerini merak edenler var mı? Ve bugün dünyanın en iyi fantastik filmlerini sizler için sıralayacağım. Bu videoda dünyanın en iyi fantastik filmlerine bakıyoruz. Şahsen dostlarım bu listeyi hazırlarken filmlerin aldığı ödüller, eleştiriler, IMDb puanları ve genel geçer yorumlar beni çok etkiledi. Umarım sizleri de etkilemiştir. O zaman dostlarım, Hellboy 2 The Golden Army. Kült çizgi roman kahramanı Hellboy'un ikinci macerası 1954 yılında başlıyor dostlarım. Trevor Brutenholm henüz çocuk yaşlarında olan Hellboy'a bir masal diliyle insanlarla yaratıklar arasındaki savaşın nasıl başladığını açıklar. Günümüzde Hellboy'un başı ise özel hayatı ve büroyla belalı. Bir müzede baskın olduğu haberini alıp derhal araştırmaya giderler. Prens Nuada'nın insanoğluna açtığı savaş başlamıştır. Eski hesaplaşma günümüzde de devam edecektir. Hellboy 2 Altın Ordu'nun en büyük özelliği ise dostlarım, çizgi roman sayfalarında doğan Hellboy mitolojisini kaotik kent hayatına taşımış olmasıdır. Yönetmen böylece fantastik kahramanlar ile şehir yaşamını çarpıştırarak büyüleyici bir atmosfer elde etmiş. Hatta satır aralarında da kent yaşamının yarattığı çağdaş kabusları da hatırlatmayı unutmuyor. Yine de bu DVD'yi çekici bir ürün haline getiren sadece Hellboy'un yaratıcısı Mike Mignola'nın hayal gücünü değil, Guillermo del Toro'nun hayal gücünü de fazlasıyla göstermesidir. Belki klasik Hellboy çizgi romanlarına göre daha küçük bir yaş ortalamasını hedeflemiş olmasından kaynaklanan bazı problemlere sahip olabilir. Ama yine de yaratık tasarımları nefes kesici. Gerçekten efsane film dostlarım. İzleyin. Liz. Right behind you. You may have mused in the past. Am I mortal? Blade 2. İşte insancıl vampir Blade. Yeniden görev başında. Yine tepelemesi gereken onlarca şam şeytanı, gulyabani ve ecinli vampirler karanlıkta fink atmaktadır dostlarım. En azılları olan Reaper, vampirler arasında bile bir korku yaratan bir mutant vampiridir. Bir kaza sonucunda ortaya çıkmıştır ve sadece insanların değil, vampirlerin de türünü sürdürmesi konusunda bir tehdit oluşturmaktadır dostlarım. Bir yarı vampir, yarı insan olan vampir avcısı Blade ise tehlikenin farkındadır. Bu kez Whistler ve Scott gibi iki destekçisini yanına alarak oluşan bu büyük tehlikenin önünü kesmeye çalışacaktır. Blade serisi gerilim ve vampir severlere bol bol kan, vahşet, şiddet, hiddet ve heyecan vaat ederken seyirciye nefessiz bir çizgi roman uyarlaması izlettirmeye devam ediyor. Dostlarım, başrolünde efsanevi oyuncu Wesley Snipes yer alıyor. Kesinlikle izleyin derim. Day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. Love and Monsters. Canavar kıyametinden yıllar sonra Joel Dawson insanlardan geriye ne kaldıysa diğerleriyle birlikte yaşam savaşı veriyor dostlarım. Dünyanın kontrolünü canavarların ele geçirmesinden beri Joel yeraltı dünyasında yaşıyor. Lisedeki kız arkadaşı Amy ile şans eseri radyo frekansları sayesinde yeniden karşılaşır.
Amy'nin 80 mil ötede bir koloniyle birlikte yaşadığını öğrenir. Joel, Amy'ye yeniden aşık olacaktır. Bu sırada tüm canavarlara rağmen Amy'nin yanına gitmeye karar verir. Low End Monsters'da Joel karakterine Dylan O'Brien hayat veriyor dostlarım. Sevdiği kız olan Amy ise Matrix 4'ün yeni yıldızı olması beklenen Jessica Henwick karşımıza çıkıyor. Filmin yönetmenliğini ise dostlarım Michael Matthews üstleniyor. Gerçekten efsane film. İzleyin. Evil Dead. Mia, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçirmiştir ve yeni bir kararın eşiğindedir. Abisi David ve sevgilisi Natalie ve çocukluk arkadaşları Olivia ve Eric'ten kendisine destek olmalarını ister. Beşi birden hafta sonunu Tennessee ormanlarındaki aileden kalma rüstük kulübede geçirmeye karar veriyorlar. Mia burada arkadaşlarının son zulasını yok ederek tekrar uyuşturucuya dönmemeye yemin ediyor. Fakat kulübenin içine girdiklerinde başkalarının da buraya izinsiz geldiklerini fark ediyorlar. İçi doldurulmuş hayvanlarla dolu kiler yeterince ürkütücüyken bir de Eric'in bulduğu Ölümün Kitabı isimli bir kitabın içinde yazanlar 5 arkadaşı birden adım adım dehşete ve ölüme sürükleyecektir. Gerçekten efsane film dostlarım. Tavsiye ederim. Sleepy Hollow, Hayalet Süvari. Kryn, kendini bulunduğu mevkinin düzenini sağlamaya atayan esrarengiz bir adamdır dostlarım. Bir gün yaşanan kanlı cinayet vakaları silsilesini çözmek ve sonlandırmak üzere Sleepy Hollow isimli bir kasabaya gönderiliyor. Tüm kurbanlar kendilerine hiç merhamet gösterilmeden kafaları bedenlerinden ayrılarak öldürülmektedirler. Tüm kasaba bu cinayetlerin bir hayalet tarafından gerçekleştirildiğini düşünmektedir. Kryn yaşanan bu tuhaf olayların sonunu getirmeye kararlıdır. Tim Burton'un teknik dallarda Oscar adaylıkları da bulunan filmin başrolünde ise dostlarım efsanevi oyuncu Johnny Depp var. Kesinlikle izleyin. It's been an eternity. Yarının sınırında. Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimix adlı uzaylı birliği birçok büyük şehri yok ediyor ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletiyor dostlarım. Dünyada hiçbir ordu onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamıyor. Artık dünyadaki tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı güçlerini birleştirmek durumundadır. Ve bu güç birliği dışında ikinci bir şansları yoktur. Subay Bill Jay daha önce bu savaşlardan hiçbirine katılmamış tecrübesiz bir askerdir. Ve atıldığı yeni görevi onun için bir nevi intihar anlamına gelmektedir dostlarım. Beklenen olur. Jake dakikalar içerisinde öldürülür. Fakat dostlarım Jake'in ölümü yeni bir başlangıcı doğurur. Dostlarım başrollerini Tom Cruise, Emily Blunt ve Charlotte Riley'nin paylaştığı filmin yönetmenliğini Doug Liman üstleniyor. Gerçekten mükemmel film. İzleyin. What are you not telling me? Yeah.
Terminator. Çekildiği dönemden çok uzak bir gelecekte 2029 yılında geçmektedir dostlarım. Fütüristik filmde yeryüzü artık robotlar tarafından kontrol edilen ve bu robotlara karşı savaş veren bir grup insanlık direnişçisinin yaşadığı bir gezegendir. Makineler sahip oldukları sınırsız gücü istedikleri gibi kullanmakta. Sadece daha fazla güçlü olmanın peşindedirler. Bu nedenle akıllıca bir plan yapan makineler geçmişi değiştirmeye karar veriyorlar. Böylece kendi istedikleri türde bir geleceğe sahip olabileceklerdir. İnsanlık direnişinin eski önderlerinden Sarah Connor'ı öldürmesi için tasarlanan Terminator isimli android, kadını öldürerek gelecekte insanlığın direniş önderi olacak oğlu John Connor'ın doğmasını da engellemek için geçmişe gönderilir. James Cameron'un çizdiği bu kusursuz kıyamet sonrası dünya senaryosu, başarısının önemli bir payını seriyle kültleşen Arnold Schwarzenegger'a borçlu. Kesinlikle izleyin dostlarım. Efsane film. Karayip Korsanları, Siyah İnci'nin Laneti. Genç bir kızı kurtarmaya çalışan Korsan Jack Sparrow ile Demirci Will Turner'ın maceralarını konu ediniyor dostlarım. Yerel vali Wiz Herbie Swan'ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaika'ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazı ile karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will'dir. Elizabeth, küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar. Bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbarossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth'in çocukluk arkadaşı Will Turner'la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harekete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır dostlarım. Filmin başrolünde ise efsanevi oyuncu Johnny Depp var. Kesinlikle izleyin. Lanet olsun Jack Sparrow! Pi'nin yaşamı. Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batıyor dostlarım. Bir can kurtaran filikası uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandal'ın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında 300 kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta, zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir. Ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Oscar'lı sinemacı Anthony'nin yönetmenliğinde sıra dışı bir öykü sunan filmin kadrosu ise oldukça renkli dostlarım. Daha önce oyunculuk deneyimi hiç bulunmayan Sura Sharma Pi'yi canlandırıyor. Gerçekten mükemmel film. İzleyin. Yüzüklerin Efendisi, Yüzük Kardeşliği. Dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediniyor dostlarım. Yıllar önce üretilen ve orta dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu üretiminden yüzyıllar sonra ortaya çıkıyor. Amcasının kendisine emanet ettiği yüzüğün
nelere kadir olduğundan habersiz olan Frodo, büyücü Gandalf'ın anlattıkları sonrasında dehşete kapılıyor. Bu yüzükten ve müstakbel savaşlardan kurtulmanın tek yolu, gücünü toplamaya çalışan Sauron'u da engellemek için bu yüzüğü yok etmektir. Yüzüğü yok edebileceği tek yer olan Mordor'a götürmek için kendini feda eden savaşçılardan oluşan bir ekip oluşturulur. Dostlarım, bu film yüzüklerin efendisi olduğu gibi fantastik filmlerin de efendisidir. Kesinlikle izleyin.